yerde, adalet vicdan işsiz iş her yerde. İnce hadi ince geçer efsanede. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Biraz açılabilir miyim? Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Memnun musunuz fiyatlar? İyiyiz. Devlet için de değiliz. Ne diyorsunuz? Fındık fiyatları bir dinleyemiyoruz. Ya fındıkta büyük oyunlar oynanıyor. Yani kararlı şirketin üzerinde bırakılmış kurum var. Üretici Allah'tan TMO var o devrede. O olmasa hep yani 20 liraya kadar bilirim ben. Şu anda zaten serbest piyasa 25-25 büyük bandında. Bu da yeterli bir fiyat değil. Yani geçen senenin gübre fiyatları 2 katı. Yani gerçekten mağdur yani. Bunda çok daha değişik bir organizasyona gitmesi lazım diye düşünüyorum. Bunda da biz üretiyoruz. Evet. Dünya şeyini biz üretiyoruz. 65-70 fiyatı başkaları ödüyor. Aynen öyle. İtalya. İtalya. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Memleket Partisi Genel Başkanımız, memleketin umudu, Cumhuriyet Muharrem'ince hepimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Esnafımıza hayırlı işler, sağlıklı günler diliyorum. Açım, ben işsizim. Ben işsizim, evli bir vatandaş olarak da ben işsizim. Ne iş yapıyordun daha? Otobüs muhabiriyim, kendimi personeliyim. Hayat Bursa'yla, önceden Metod Üzüm'de personeldim, otobüs muhabiriyle. Evet. Terbiye ettim, Hayat Bursa'ya. Şimdi gideceğim işim ama olur mu? Ufak mı bilmiyorum. Açım. Giresun'da açım. Giresun'da 35 yaşındayım. Evliyim ama açım. İşsizim. Herkes utansın. 91 milyon maaş alacaklar olmuyormuşlar. Gençine, yaşlısına bakacak. Amerika'ya gitmek de bu işler olmuyor. Amerika'ya, Londra'ya, Paris'e gitmek de bu işler olmuyor. Ekonomiye bakacak. Mazota bakacak. Benzine bakacak. Gazına bakacak. Herkes zam geliyor. Herkes zam geliyor. Benim annem 300 milyon parayla gidiyor markete. Hiçbir şey almadan geliyor. Hiçbir şey yok. Moralini bozma. Bozma moralini. Moralini yük. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Evde olsun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Benim bir düğünüm var. Ben size şöyle bir düğünüm alayım. Tamam, teşekkür ederim. Benim düğünüm varken kendine veriyorsun. Ben kendime veriyorum. Tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Türkiye her gün yeni zamlarla uyanıyor. Doğalgaza zam, elektriğe zam, mazota zam, benzine zam, köprüye zam, otoyola zam. Türkiye bir gerçek bir zam dönemini yaşıyor. 2021'in enflasyonu hedefi %5 olacaktı. İşte öyle olmadı. Yeni hedef belirlediler. 18,4 diyorlar şimdi. O beğenmediğimiz TÜİK bile enflasyon 19 diyor. Gıdadaki enflasyon çok daha yüksek. Türkiye'de bu zulüm düzeninde, bu IBAN düzeninde, bu talan düzeninde insanlarımız geçim sıkıntısıyla inim inim inlerken birilerinin keyfi yerinde. O sarayından arada çıkıp şöyle bir senede bir iki kere marketlere gidiyor. Fiyatların çok ucuz olduğunu söylüyor. Sanki market market gezmiş gibi. Oysa gerçekler çok farklı. Fındık üreticisi perişan. Kaç kişiyle konuştuysam bu sene gübre atamayacağını söylüyor. Gübre alamayacağını söylüyor. Fiyatlar uçmuş gitmiş. Türkiye'yi bu IBAN üzerinden kurtaracağız. Bunların bildiği bir tek şey var. Atatürk'e hakaret etmeyi biliyorlar. 30 Ağustos'ta bir Fatiha'yı çok gördükleri gibi 29 Ekim'de Cuma hutbesinde Atatürk'ün adını anmıyorlar. Bu kadar nankör bunlar. Bu nankörlerden hep birlikte kurtulacağız. Onun için memleketimizi karış karış geziyoruz. Dün Bafra'daydık, Samsun'daydık. Bugün sabah Ordu'daydık. Şimdi Giresun'dayız. Dolaşıyoruz. Karış karış insanlarımızla 85 milyonla buluşup dertleşeceğiz. Sorunlara çözüm üreteceğiz. Hep birlikte gel
sen gel 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 kurdeleyi sen kes. Gel bakayım sen. Sen hiç kurdele kestin mi? He? Daha önce kestin mi? Resim işlersin ya. Yok. Severiz. Gel gel kızım. Adın ne? Gel bakayım kes bunu. Buraya gel bu tarafıma gel. Tut şimdi haydi bismillah de. Hadi bismillah. Kes. Tip bir ölümcül kız hastası Fatma Zehra'nın size ihtiyacı var. Merhaba, nasılsın? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evladımız kız hastası, 17 aylık. Kampanyamızın tamamlanmasında son 4 aylık süre var. Eğer tamamlanamazsa maalesef tedavisine gidemeyecek. O yüzden sizin desteğine ihtiyacımız var. Sağ olun. Sen burada eş değer direnci bulacaksın. Bak bu 24 belli. Eşdeğer direnci bulursan toplayacak mısın? Sana bir bunu öğrenmediysen bu konuyu hiç öğrenemezsin. Bak seri olunca ne oluyor? Paralel olunca ne oluyor? Önce buna bir bak. Tamam mı? Tamam. Buna bir bak. Ondan sonra sen bak. Şu ikisi paralel. Tamam mı? Bu ikisini önce bak bu ikisi seri. Şu ikisi seri. Önce bundan başlayacaksın. Bu iki. İkisinin toplamı kaç? 10. Sonra bu 10, bu 5. İkisi paralel olacak. Burada da bir 5 var. O zaman hatalı başlamışız demek ki. Bu 5 ile bu 5'i seri ise toplayacaksın. Burayı 10 diyeceksin. Bunlar da seri, burası da 10. 10, 10 iki tane paralel oluyor. Sonra bu 5 ona seri oluyor. Bir 5 de burada. Seri olunca normal topluyorsun. Yani kaç olur bunu? Bir yol anlatıyorum. Önce serileri topladı. Sonra bunlar birbirine paralel oldu. Bak burada da bir seri var, burada da bir seri var. Seri olunca ne yapıyorsun? Bunu böyle olunca ne yapıyorsun? Git kafana iyice sok. Teşekkür ederim. Onu kafana sokmadan bu konu asla olmaz. Burada birinci parti olacağız. Hiç kuşkumuz olmasa burada. Daha yolun çok başındayız. Biz örgütlenmelerimizi tamamlıyoruz. Kurultayımızı yaptık. Seçime gitme hakkını elde ettik. Karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. Sabah Ordu'daydık, dün Samsun'daydık. Haftaya neresi var? Tokat var, yanılmıyorsam. Malatya var. Kahramanmaraş var. 81 vilayeti, 900 küsur ilçeyi tek tek dolaşıp sırada büyük köylere kadar. Köylere kadar gideceğiz. Otobüsün içinde yaşayacağız. Sadece ben değil, bütün parti meclisi üyesi arkadaşlar, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz. Biz yeni doğmuş bir çocuk gibi bizim partimiz. Bunu yetiştirmeye, geliştirmeye, okutmaya çalışıyoruz. 19 yıllık bu iktidardan da, 19 yıllık bir muhalefetten de toptan kurtaracağız. Yani Türkiye'de pahalılık, geçim sıkıntısı almış başını gitmiş. Köprü pahalı olunca, mazot pahalı olunca, otoyol pahalı olunca tabii ki domates pahalı olacak, biber pahalı olacak, geçim sıkıntısı zorlaşacak. Bütün bunların suçlusunu arayan bir kişi var. Suçu kendinde aramayıp marketçide, soğancıda, patatesçide, muhalefette arayan bir Erdoğan var. Oysa Erdoğan'ın yönetim şekli kendisi bir problem. Daha önce söylemiştim Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur diye. Oldu. Bu kafayla giderse dolar 18. Ama gidemeyecek, fazla ömürleri kalmadı. Nereden anlıyorsun fazla ömürlerini kalmadı diyorsan alenen artık Atatürk'le kavga ediyorlar. 30 Ağustos'ta bir Fatiha okumuyorlar. 29 Ekim'de adını anmıyorlar hutbede. Bu gidecekler. Bu millet Atatürk sevgisini yüreğinden silmez. Atatürk'le uğraşanları bu milletin başından gönderecektir bu millet. Ben de bu millete güveniyorum. Teşekkür ederim. Son bir soru. İttifaklara nasıl bakıyorsunuz? Ben ittifaklara seçim döneminde olabileceğini, ortada seçim yokken ittifak konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Öteden beri aynı şeyi söylüyorum. Yani işte gördük ittifak yapıyorlardı ama biri tezkereye evet verdi, biri hayır verdi. Hayır veren, evet verene ihanet ediyor dedi. Yani böyle bir temel konuda bile anlaşamıyorlarsa nerede anlaşacaklar? İttifakların bir yazılı metni olur. Metni olmalıdır. O metni millet bilmelidir. Böyle olursa olur. Biz seçime
3 ay kala bakarız. Bu iktidarın gitmesi için ama. Bu iktidarın yenilmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız. Ama şimdilik hedefimiz bizim. 50 artı 1 alıp tek başına iktidar olmak. Teşekkür ederim. Sonra gençler özgür bir Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Özgürce tweet atmak istiyorlar. Özgürce yazmak istiyorlar. Düşüncelerini söylemek istiyorlar. Bu konuda gençleri yurt istiyorlar. Burs istiyorlar. Bunların hepsini çözeceğiz. Ama sakın hayallerinizi yurt dışı üzerine kurmayın. Memleketi terk etmek yok. Bu memleket bizim. Yanan ormanların yerine yenisini dikeceğiz. Akarsularını biz temizleyeceğiz. Çöplerini biz alacağız. Bu bayrak, bu vatan, bu memleket bizim. Öyle gidip başkalarına hizmet etmek için yurt dışına gidin, okuyun, öğrenin ama geri gelin memleketimize hizmet edin. Ülkemizde çok büyük bir gündür. Tamam, başkanım tebrik ederim. Başarılar dilerim. Aynen emanet olun Giresun. Hoşça kalın diyor. Otobüse dikkat edelim. Otobüs çıkış yapıyor. Genel Başkanımız Cesur Yürek Muharremci Cami Cemaatine dualarınız kabul olsun diyor. Allah kabul etsin diyor. Gençler gülecek sayede, bu karanlık günler bitecek, bulut dolacak memleketler. İnce hadi ince.